başladı zaten. Arkadaşlar herkese selam. Bu hafta bir canımız kek çekti. Sade bir kek yapacağız. İlk bu bizim için bir alternatif olsun, bir başlangıç olsun. Ondan sonra tabii hani meyvelisiydi, bademlisiydi, cevizlisiydi falan. Yapmaya çalışacağız bakalım ufaktan. Sence ne diyorsun, yapar mıyım? Bence yapacaksın. Derken bile inanmamam. Aynen. Çekimsel olun. Şimdi biz bütün malzemelerimizi hazırladık buraya. 1,5 su bardağı şekerimiz var. 1 su bardağı yoğurdumuz var. Yarım su bardağı sıvı yağ. 3 tane yumurtamız. Bundan ne kadardı? 2,5 su bardağı değil mi? Evet. Tamam. Bir bu kadar daha un koyacağız. Bir kabartma tozumuz. Bir de şekerli vanilimiz var. Şimdi bunları siz hızlandırılmış izleyeceksiniz ama ben bir bunları yapmaya başlayayım. Sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar biz kekimizi karıştırdık. Karıştırırken gördüğünüz gibi kıyafet değişikliği yaptım. Karıştırırken bayağı üstümüze hamur geldi, sıçradı etraf falan. Ondan sonra damla çikolatalı yapmaya karar verdik. İçerisine damla çikolatalımızı da koyduk. Şimdi bunu fırına vereceğiz.
Air fryer var bizde, fırın. Markadan geldi. Şimdi bir tane yağlı kağıdını şöyle buruşturup içerisine koyacağız. Ondan sonra şu fazlalık kısımlarını keseceğiz ki yanmasın fırın içerisinde, kızarmasın, yanmasın. Şurada zaten gördüğünüz gibi hava boşlukları var. Buraya geçmemesi gerekiyor kekin. Bakalım buralarda bir halledip devam edelim. Bir makas alayım ben. Bence ilk koy, ağırlığıyla bir çöksün bakalım ne oluyor. Tamam. Direkt döküyorum şu an. Hepsini koyma bence. Sence? Bence alır be aşkım. Baksana. Aşkım yok yok, koyma. Korkuyorum. Tamam. Ne diyorsun? Bence alır be. Zaten az bir şey kaldı, baksana. İyi tamam, koy. Bakalım. Şimdi kekimizi doldurduk. Fazla kısımları keseceğiz ki fırın içerisinde yanmasın. Yani. Tamam bence. Evet, güzel. Bunda kek ayarı vardı değil mi? Var. Kek diyoruz. Ne kadar süreydi? Tam 30 dakika. 30 dakika. İlk 20 dakika hiç açmayacağız. İlk 20 dakika aynı. Normalde hani bunun menüsü var arkadaşlar ama menüde olmayan ürünleri de siz kendiniz manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Isısını, dakikasını, tam porsiyonu, yarım porsiyonu. Biz de yeni yeni keşfediyoruz. Ama kekin kendi özel ayarları falan vardı. Ha, bir dakika dur, böyle karanlık çıkıyorsun. Okey mi? Okey. Prediksiyon. Dediğim gibi normalde hani bütün ürünlerin, çoğu ürünlerin işte patates kızartması, işte ne bileyim ki, et, tavuk, et. Bunların menüde var. Ama application'lar da var. Aynen, application'lar da var işte iOS'ta, Play Store'da falan. Onları buradan işaretleyip direkt ısısını falan zaten kendisi ayarlıyor. Onun dışında dediğim gibi eğer menüde de yoksa kendiniz manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Arkadan uyarıyor beni, kameraya bak diye. Kameraya daha şu an alışamadım ben. Ama bir Allah'a bakıyorsun yani. Sana bakıyorum canım. Bana bak da ben o kadar uzak yukarıda değilim. Bu arada kokular geliyor ama. Kağıtta. Yanık kokusu geliyor sanki. Saçmalama. Kek kokusudur o. Saçmalama. Kek kokusudur o. Öyle. Bu video ya çıkacak. Aynen. Yani izliyorsanız kek yapmışızdır. İzlemiyorsanız da. Sessizce dağılacağız. Klasik. Aynen. Her videoda, her mutfak videosunda olmazsa olmazımız çiçik olur. Ne olup ne bittiğini merak ediyor. Güzel kızım. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor. Biraz dedikodu. Çok güzel. Alıştın mı Bodrum'a? Çok alıştım. Hı-hı. Sanki hayatımın 32 yılını Bodrum'da yaşıyormuşum. İstanbul'da. Yani güzel, güzel ya. Seviyoruz biz. Tabii ki de her yerde olabilecek aksilikler var ama... En başta? Elektrik ve su. İnternet altyapısı da kötü. Ya zaten geçenlerde story attım. Hani
bilmeyenler için story'yi de adresi, story'nin adresini de şey eklerim, Instagram'ın adresini. Benim gördüğüm rekor 12 saat falan su yoktu. İlkten bir 6 saat dediler. 6 saate de bir 12 saate çıkardılar. Bayağı 12 saattir yani su falan yoktu evde. Bir de buradaki evlerden de su tankı olmadığı için bir gitti mi gidiyor yani. O kötü. Tabii canım. Yani belediye ne yapar ne eder bilmiyorum ama elektrik de gidiyor, su da gidiyor. Zaten internet altyapısı yok. İnternet gerçekten o kadar kötü ki yani anlatamayız size. Yaşayıp görmeniz lazım. Çok kötü. Sen alıştın mı? Ya alıştım ben. Hani doğal güzellikleri falan zaten cennet gibi buralar. Ses, seda. Zaten bizim bulunduğumuz yer köy. Evet. Şuradan bir çek zaten görünür direkt dağlı. Şurada koyunlar var hatta. Aynen. Böyle. Güzel ama ben koyunlar, seviyorum. Tavuklar, kuzular. Evet. Bu bayramı atlattılar ama bakalım diğer bayram ne olacak. Saçların çok güzel olmuş bu arada. Aferin sağ olsun. Saçlarımı da Büşra kesti arkadaşlar bu arada. Şimdi dur. Yani kuaförler almış başına gitmiş, bir de hiç istediğim gibi ya de yapamıyor. Yani tamam 3 numara var. Hani saçımız falan yok ama 3 numara kesiyorum adamı, onu bile yapamıyor. Ya onu da ben zaten yapabiliyorum. Aa, 10 dakikada kesip gönderiyor adam. Yani resmen kasap gibiler. Onda dedim 50-60 lira vermeyeyim. Öyle yakışmış o. Tell me what can I do? I just wanna taste of you. Dışına burası çok güzel ya. Vallahi dediğim gibi sessiz sedasız. Kafa dinlemelik. Mis gibi. Artık yavaş yavaş çevresi de oluyor Yücü Bey'in. Aynen. Motorla giderken böyle korna çalmalar falan filan. Bizim en çok zaten sık gittiğimiz yer güvercinlik. Evet. Yavaş aşağısı. Bir 10-15 dakika gidiyoruz. Yakın güzel. Bakalım ne olacak. Vallahi hiç bilmiyorum yani. Ya işin kötüsü ben de hiç hamur işi anlamam. Tamam tenceremi yapabiliyorum ama açma sakın. Koku var mı diye bak. Yani kek, pasta, börek falan hiç el yatkınlığım yok. Hiç anlamam, hiç yapmışlığım da yok. Ben aksine tatlı yemeği çok seviyorum. Zaten defalarca anlattım bunu. Ne bileyim bakalım. Mayo kuşu. Kuyruk salla hemen. Aklı burada, tezgahta. Aynen. Ne var ne yok ona bakayım. Yiyeyim içeyim. Yiyem içem. Yiyem içem sıçam. Evet, öyle konuşamadım, burayı kes. Kek pişene kadar o zaman kapatıyorum. Aynen, kapatalım. Kek piştikten sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Zaten devam ediyorsak kek pişmiş demektir. Bakalım. Bay bay. Hadi. Geldim ben de. Bir dakikamız kaldı, bakalım hüsran mı olacak? Patlayacağız mı? Tam arkanda maya var. Dikkat et. Tamam. Sence ne olacak? Bence yapamayacağız. Sence? Ama güzel kokular geliyor ama bilmiyorum. Şuradanımızı hazırladık. Bence olur ya. Emin değilim. Çiçizim dur, ortalık karışık zaten. Ne olur bilmiyorum. Son bir dakika kaldı. Evet. Çiçi dur. İlk sizi açıyoruz vallahi, biz de görmedik. Biz de görmedik. Hiç açmadık. Ve... Vay. Tada. Bak güzel bakalım bir. Evet. Kürdanla. Beklemiyordum. Ben de, güzel çıktı. Kabarmamış mı sanki? Hiçbir şey görmüyor ama. Şöyle. Hmm. Ben
yıl olmuş mu ya? Ha, yok, buralar çiğ. Orada çikolata ama. Ha, gerçi ama. Yok mu oralar? Aa, yok aşkım yok. Olmamış. Patladık. Tam niye patlamadık ya? Bir 5 dakika, bir 10 dakika daha bir pişirelim bakalım. Kek ayarında bir 5, kek ayarında bir 10 dakika mı koysa, ya da 5 dakika bir koy bakalım bir. Yine kek ayarını yap. Kek ayarında şey ayarlayamıyorsun ama manuelde almam lazım. Hayır, kek ayarında ayarlayabiliyorsun. Kekte süreyi ayarla 5 dakikaya. Hadi bakalım. Sanki kenarları pişmemiş gibiydi, değil mi? Ortası okeydi ama şeyden tereddüt ettim açıkçası ben. Çikolataya mı denk geldin acaba diye. Yok, ama. Yok, diğer taraflarda soktum, yaştı içimde. Yaş mıydı? İyi, hadi bakalım 5 dakika sonra görüşürüz o zaman. A few moments later. Arkadaşlar, bir son eklediğimiz 5 dakika da bitti. Bir bakalım. Vay. Bu sefer daha, daha iyi. Olmuş, daha kızarmış. Evet. Oldu galiba. Ne diyorsun? Olmuştur. Vallahi güzel görünüyor. İçinden çıkaralım. Ah, mis gibi. Ne? Bir sevindim vallahi, yakma lan. Halletmişiz. Nasıl yapalım? Direkt telin üstüne koy. Bunu kaldır. Direkt kağıtlarından tutup telin üstüne koyabilirsin bence. Gelir mi ama? Gelir. Obaley. Şöyle aç. Pişmemiş. Bu ne? Mecbur biraz daha koyacağız. Islak kek olmuş mu? Aynen, geri koy. Allah seni yapmaz. Akşama ettik. Ne diyorsun? Bilmiyorum. O kadar artık olsun. Sana parmakta bir dokun. Bence olmuş ya. Artık geri kalanı da içimizde yani pişsin. Arkadaşlar, bu arada bir beni göster. Yaşlandım. Vallahi yaşlandım ya, zaman geçti. Şimdi biz ilk tarif aldığımız yer 30 dakika gösteriyordu. Ama fırında gösteriyordu. Hayır. 30 dakika değildi. Nefis yemek tariflerinden aldık biz. Normal çikolata. Tam öyle. Ama tabii ki de airfryer için geçerli olan bir tarif değildi. Ben Yücel'e dedim ki, bunun dedim hepsini bu kalıba koymayalım. Parça parça pişirelim. Bir bakalım nasıl oluyor. Çok dinlediği için kocam bey beni. Yok dedi ya, dedi sığar dedi, alır hepsini dedi, halleder dedi, pişirir dedi, ederiz de dedi. Ama biz ilk başta konuştuğumuzda taşmayalım, çok koyma diye konuştuk. Ondan dolayı ben de baktım taşacak gibi değildi, hepsini koydum. Ondan sonra ilk bir 30 dakikalık yaptık. 30 dakikada olmadı. Üstü pişmişti. Yani biraz kızarmıştı. Sonra 5 dakika koyduk. Altına hiç bakmadık aynen. Sonra 5 dakika. Daha koyduk. Sonra bir 15 dakika daha koyduk. 50 dakikaya falan geçti. Aynen. Ondan sonra en son aldığımızda yine zaten videosunu ekleriz buraya. Sepetin üstüne koyduk. Şeyin üstüne, demirin üzerine koyduk. Üstten okey gibiydi. Kağıda bir açtık, dağıldı direkt. Bıraktık kendini falan. Ondan sonra dedik ne yapsak. Yani öyle yaptık, böyle yaptık. Yeni bir yağlı kağıt aldık. Direkt ters çevirdik tekrardan. Çünkü altı pişmiyor. Üstü kızarıyor, altı pişmiyor. Okay. Bence. Zaten altı pişikti. Burası normalde altı. Evet. Çekin altı yani burası. Ama pişmiş bence, okey. Yani artık pişmese de piş. Öyle değil. Bir dahakine en azından tamamını koymayız. Küçük küçük kaplarda falan yapabiliriz. Cupcake yaparız ya. Aynen. Cupcake daha iyi. Zaten YouTube'da falan hani tariflerine baktığımızda. Tarif de yok. Hem hani normal kekin tarifi yok. Yani airfryer'da kek tarifi de yok. Şey olduk. Genellikle zaten full cupcake yapılmış. Demek ki ondan pişmiyormuş. Aynen öyle.
pişmediği için yokmuş. Neyse sonuç olarak. Biz atacağız. Aynen sonuç olarak nasıl kek yapamadık videosunu aynen koyabiliriz belki. Yani bence de yok, oldu bence oldu. Ha, o bayağı sert okey ya. Aynen. Mis. Geri kalanı da içimizde pişsin. Aynen. İzlediğiniz için teşekkürler. Biz bayağı bir saattir falan uğraşıyoruz. Akşam oldu zaten. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bana destek olmak için kanala abone olup videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şahacığım söylemek istediğim bir şey var mı? Evet, seni çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Kanala destek olmak için abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Air Fry'da kek yapma tarifi aynen biliyorsanız onları yazabilirsiniz. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.